Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Bildiğiniz gibi Sevdacığımdan Bursa'dan şu çantayı almıştım. Ben bu çantayı çok severek ve çok beğenerek kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Rengi falan çok güzel. Hakan geçenlerde şuradaki sapını kopardı. Şurada şeyini. Aslında da koptu yani artık ne olduysa. Şimdi dışarıya çıkacağım. Dışarıya çıkmam gerekiyor. O yüzden de bu çantayı götüreceğim. Yanında bu çantayı kullanacağım. Onu şimdilik emaneten dikmem lazım. Allah'tan anneciğim zamanında, ben ortaokul zamanında herkes resim ve bedene, müzik seçme derslerimiz olurdu. Bir de şey, ev ekonomisi. Dikiş bakış bir şey vardı. Annem beni ona göndermişti ortaokul zamanında 3 sene boyunca. Şimdi annemin gönderdiği şeyi, meyvelerini yiyoruz. Elimiz Allah'tan iğne iplik tutabiliyor yani. Az da olsa bir dikiş yapabiliyoruz yani. Kız çocuklarının zamanında bu tür şeyler öğretmek lazım. Danteldir, örgüdür, kalevişidir, dikiştir falan. Bilmeleri kendileri için çok büyük bir kar. İleride kendilerine kullanacaklar. Çünkü bunlar aynı benimkisi gibi. Ben bir tek şeyi bilemem. Şiş. Şiş yapamıyorum nedense. Ama danteldir, kalevişidir, onların hepsini yaparım, elimden gelir. Of, hazırlandım. Ben kendimden gideceğim şimdi. Avukatımla bir görüşmem var. Bildiğiniz gibi dava ile alakalı bazı sürüncemelerimiz var. Avukatımızın eşi İnci Hanım 2 gün sonra doğum yapacak. Doğumdan önce de senin dedi işlerini, evrak işlerini halledelim. Tabii ki de doğumdan sonra ister istemez 15-20 gün, 1 ay eşiyle ve inşallah Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse sağlıklı dünyaya yasın. Tabii ki de minicik kızıyla ilgilenecek. Biricik kızıyla ilgileneceğinden dolayı senin dedi evrak işlerini halledelim. Aradan çıksın, sonra ben çevrim dışı olacağım bir süre dediğinden dolayı bugün kendisiyle görüşmeye gideceğim. Zamanında bana bazı şeyler söylemişti. Bildiğiniz gibi gerekçeli kararım benim Arife günü çıktıydı, sizler de biliyorsunuz. Bir şeyler söylemişti ama ben de kendisine bazı şeyler söylemiştim. Hani bana bazı şeyleri yoluna koyalım, anlaşalım falan filan dediydi. Ben de anlaşılamayacağını, olmayacağını da söylemiştim ama anlaşacağız falan, ben halledeceğim dedi. Yine benim dediğime geldi. Ben diyorum zaten, insan der ya, sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Aynı hesap, benimkisi de o hesap. Yine benim dediğime gelin yani. Şimdi gideceğiz, onunla alakalı bir oturacağız. Artı sayısı, eksisiydi, yapılması gereken de neydi, neydi değildi. Onları bir konuşup geleceğiz. Tabii şunu hemen dikince direkt çıkmam gerekiyor. Geç bile kaldım diyebilirim yani. Neyse, bitirdim. Hadi gözünü aydın, bitirdin yani. Allah'a şükür. Evet ya, bitti raporlar. İyi, hadi sevindim. Hadi sadece bir heyet kaldı değil mi? Heyet neydi? Ama teslim etmedim raporu. Yani teslim edeceğin yer kaldı sadece. Şimdi Ergin'le konuştuk da. Yorulmuşum ben de. Şimdi benim kendi ameliyat eden doktorum biliyor ya asıl kolumda ne olduğunu, ayağımda ne olduğunu. Dün ortopedide şeyi göremediler. Ameliyat raporuna giriş yapamadılar. Ha. Ne yapıldığını bilemedikleri için yazamadılar oraya. Sadece yırtık yazdılar. Yani konular teşhisi yazdılar. Bergin de dedi ki ya tamam, ben böyle düşündüm ama dedi. Fatih Hoca keşke önce dedi ona danışsaydık da dedi. Hani o bir şey mi diyecekti dedi. Öyle olunca ben teslim etmedim raporu. Kurula. Artık bu hafta Fatih Hoca olmayınca yani gideyim ayağımın emniyetini yaptırayım dedim. Ben kolum çok ağrıyor, bir göstereyim. Dünkü filme dedim bir baksın. Çekilen filmi. Ama Fatih Hoca yok. Onu da alacağım. Onun verdiği raporu da üstüne iliştireceğim. Kurula öyle vereceğim. Ya da o ne diyecek? Sen şimdi yaptığın şey ne Nela'da? Şimdi Nela'da sağlık raporu oluyor. Bu şeylerle alakalı. Ne içindi bu? Unuttum ben ya. Benim rahmetli teyzem ne oldu da unuttum işte. Şimdi o ya yardım içindir ya maaş içindir. Maaş içindir bizimkisi. He. Ben de doktor şimdi diyor ki bana sen çalışamazsın diyor. Evet, Nihal abla kolundan ve bacağından rahatsız olduğu için çalışamaz, ayakta duramıyor. He. Benim kendi sigortamı kendim yatırabilmem adına da bir rapora ihtiyacım var. Git o zaman çalış yatır diyorlar. Ya da tarım sigortası yaptır diyorlar. Ama bu hani bir anlamda şey çok ne bileyim yani böyle yasal gözükmüyor. Ben tarımla mı uğraşıyorum? İkametgahımı köye aldıracağım, bilmem ne yapacağım. Ha. Ben de şimdi şey diye bu raporu alacağım. Diyeceğim ki hani şey diye yazıldı zaten. Ağır işlerde çalışamaz. Tehlikeli işlerde çalışamaz diye alındı rapor. O raporla evde şimdi çiçek yetiştiriyorum ya. Öyle müracaat edeceğim. Ha. Sigortamı kendim yatıracağım. Peki malulun emeklilik olma şeyin var peki? Ama o zaman düşük maaş alacağım. Benim zaten 900 gün eksiğim var. Belki 3 sene eksiğim var. Ha. Ay sordum, ben anlamıyorum. Senin 3 sene mi eksiğin var? 3 sene eksiğim var. Vay, İnihal abla da bitirmiş. Yani 900 günü eksiğim var benim.
üç buçuk seneye yakın oluyor işte. En azından dedim hani onu yaptırabilirsen. Bir derece. Hani en azından bir de böyle şeyden falan da faydalanabiliyormuşum. Verecekleri raporun derecesine göre ulaşımdan da yararlı. Ücretsiz faydalanma şansım varmış. Ulaşımdan da ücretsiz faydalanmak çok iyi herhalde. Bir doğmuş şu anda olmuş kaç para? Bak belgin geçenlerde gittim de geçen belgine gittiydim ya ben. 100 lira yükledi kartıma. Otobüs kartına. Otobüs kartına. Hani gelip giderken diye. Nereye? Ben bir yere gitmiyorum ki. Gidersek de birlikte gidiyoruz biliyorsun. Ama hani, her yerde yürüyerek gidiyoruz. Yürüyerek gitmeye çalışıyoruz. Biz otobüs kullanmıyoruz. Hiç bazı şey kullanmıyoruz. Genelde yürümeye çalışıyoruz. Buna rağmen 13 lira kalmış kartın içinde. Buna rağmen. Ha? Sadece işte bak 2 gün hastaneye geldim gittim. O kadar. Dişçiye geldim gittim. Hani Ela abi valla şimdi şey yapma da ya. Şimdi üst dişlerin olmayınca çok komik oldun ya. Ne yapayım belki? Yapacak bir şey yok. Hayır, suratın otomatikman küçüldü biliyor musun? Çöktü. Çöküyor. Şimdi herhalde alt dişleri yoktu, üst dişleri vardı. Şimdi üst dişlerini aldı, alt dişlerini taktılar artık da. Artık ne herhalde artık bundan sonra bir altı bir üstü kullanacak, bir altı bir üstü kullanacak. Sağ olsun burada diş hekimine. Evet. Deniz Bey'e teşekkür ediyorum. Herhalde bayağı bir teşekkür çok, etmiş yanına gittiği zaman. Çok teşekkür etti. Çiçek falan götürmüş herhalde. Dedim zaten bu defa da dedim yapmazsan mahkemelik olacağız seninle dedim. 3,5 sene oldu belgin ya. Nihal abla, ben Nihal ablanın 2 ay hiç dişi olmadan dolaştığını biliyorum yani. Hiç dişi yoktu aslında, evet. Evet. Bayramdan önce aldılar, o üzerine 2 bayram geçirdi Nihal abla. Neyse, altı bitirdi şimdi. Şimdi alt bir daha çıkmayacak. Alt çıkaracak ama nasıl çıkaracak? Şimdi alt yerine bir otursun. Hı-hı. Tam oturduktan sonra üstünü ölçüsünü alacak, üste takıldıktan sonra. Onunla geçici takacak bir süre üstü. Hı-hı. Hani herhangi bir sıkıntı olursa çıkaramaz çünkü. Ha. Şimdi bakacak, bir süre böyle duracak bu. Üste takılınca, altta vurma, etme bilmem ne yoksa çıkaracaklar bunları, cilaya gönderecekler. İkisi de cilalanacak, ondan sonra tamamen yapıştırılacak. Olursa. Olursa. Bu kaçıncı böyle? Yapıyorlar, yapıyorlar, olmuyor. Bugün dedim, kasaba yaptırsaydım, kasap daha güzel yapardı dedim. Bir büyük başın dişini haftasına taksalar. Tamam, daha kolay yapardım. Daha kolaydı. Allah yani doydum bugün. Var, emin ederim. Rapor için zaten çok uğraştım. Ayağın üstüne basamıyorum. Artık en son otobüs durağında beklerken şey duvara yaslandım. Şöyle topuklarıma bastım da. Ayağı yukarı kaldırdım. Yok basamıyorum. Ayak işi gerçekten çok zor. Çok zor. Ne olacak bilmiyorum. Artık sağ ayağıma yüklenmekten sağ ayağıma da basamıyorum. Herhalde sağ ayakta da başladı. Şimdi de üstüne üstü şeyler de geliyor, eşyalar da geliyor. Şimdi onlar eşyaları bırakacaklar, gidecekler. Biz o kadar toparladık, temizledik. Hani Nihal abla kullanabileceği şekilde temiz bir hale, açık bir hale getirdik. Hani hem Nihal abla kullansın hem de şey... Hani işte ya çekim yapıyor sonuçta Nihal abla. Tamam. Düzgün olsun istiyor insan ister istemez tabii haklı olarak da. Yine hayır şimdi eşyalar yerlerine yerleşse yine temizleriz. Temizlemekte sıkıntı yok. Tozunu toprağını alırsın, silersin, süpürürsün, toz alırsın, bitti gitti. Yarım saatlik bir iş ne olacak? Salona bir şey koyamayacaklarını biliyorlar. Salona koyamayacaklar. Benim odama da koyamayacaklar. Senin odana koyamayacaklar. Mutfağa da bir şey koyamazlar. Mutfakta artık. Mutfağa koyarlar. Mutfağa ne koyacaklar yavrum? Kolleri küçük odaya sığdıramayacaklarına göre orada eşyalar varken. Nereye koyacaklar? Bunlar burada dursun diyecekler. Dolabı, makineyi yerleştirin, kolleri ondan sonra yerleştiririz diyecekler. Şimdi o kollerin hepsi mutfağa koyacaklar. Mutfakta nereye? Yere mi? Yere koyacaklar. Şimdi geleceğini de bilmiyorsun. Bilmiyorum ki. Akşam dün bir saate yakın Mustafa ile konuştum. O gün kahve yani yanına gittik ya kuzenimle. Evet. Onunla konuştuk. Eve diyor hurdacı gönderdim diyor. Hani atılacaklar. Evet ne kadar güzel bir şey. Demiş ki hala nasıl hiçbir şey vermek istemiyor ki demiş. O lazım olur bu lazım olur diye demiş. Hiçbir şey vermedi ki demiş. Hurdacı da boşa gitti. Aslında var ya bak yanlış anlama Nihal abla. Evden bir eşya atacağın zaman bir hurdacı bir şey çağırdığı zaman eğer Nihal ablanın annesinin evi de 5. katta. Bizimki de asansör yok. Adamlar 5. kata çıkmıyorlar. Evet. Almayız diyorlar geçip gidiyorlar. Bedava bile versin almıyorlar Nihal abla. Ben bu çamaşır makinesini attıramadım. İşte bedavaya hayatta çıkmıyorlar. Adamlar da haklı. O zaman servis geldi bağladı. Attıramadım. 1 sene bekledi evde. 1 sene. Al işte. Adam buldum dedim hani parçasını marçasını kullanırlar. Ha evet. Hani ev buradan diye. Ver git.
Bedava vereceğim abi. Al onu bile almayayım. Hani taşıyın alma da üstüne para vereyim dedim. Hani indirin aşağıya. Hani bayanım tek başıma indiremiyorum dedi. Yok. Yapmıyorlar. Aslında Mustafa'nın göndermesi çok iyi olmuş. Aslında annen 5. kattan aşağı çocukları attırırdı. Yok dedi. Yani abla dedi. Epey bir saate yakın onunla konuştuk. Üstüne teyzem aradı. Gece 2'ye kadar teyzemle konuştuk. Hangisi? Serdar teyzemle. Ha Serdar teyzemle. Küçük teyzemle konuştuk. 2'ye kadar. O da Allah kolaylık versin diyor. Valla şu anda neyle alıyor? Eşyalarını geleceğini biliyorum. Ben de diyeceğim tek yemeği Allah kolaylık versin. Gelsinler gitsinler. Gelip gittikten sonra bir evin durumuna bir bakacağız. Yok zaten demiş bir şey götüremiyorum demiş. Ne alemine demiş ki 3 parça koymam ancak isim vardı demiş. Öyle dinleyelim. Evdekiler çıkmadı ki neyi nereye koymayı düşünüyorlar yani. Ev zaten şey çok kalabalık. Yani ev zaten adım atacak yer yok. Geldim dedim ya oturdum. Basamıyorum ayağımın üstüne. Pufu çektim de ayağımı uzattım. Küçük minderi koydum hani biraz yüksekte kalsın. Hani kan gitmesin de ağrım belki hafifler diye. Ondan dedim sana hani sonra çıkayım diye ama. Hafifliyorsa ben minder getirdim de ayağımı uzattım. Sığamadım ki. Ne oturabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Orası öyle. Telefonu açtım ne yaptınız dedim hani ne zaman çıktınız. Gelecekler. Geldilerse ben hiç eve uğramadan direkt buraya çıkacaktım. Evet. Yani abla çünkü eşyaları gördüğü zaman morali bozulacak. Morali bozulacağı için de çok fazla hani evde eşyalar yerleşirken bulunmak istemiyorum. Bak daha dedi evdeyiz dedi. Hangisi nereye gidecek dedi. Karman curman olduk kaldık dedi. Bunlar şimdi ne yapacaklar biliyor musun? Nereye neyin gideceğini biz karıştırdık. Hepsini sana. Hepsini buraya getirdik. Sonra ayarlar ona göre göndeririz diyecekler. İkinci bir nakliye tutacaklar. Tutulmayacak. Sonra ben bir tane kibrit çakacağım. Böyle. Evi komple yapacağım ve çıkacağım. Evi komple yaparsan biz de yaparsın. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya, araya hepsini dizecek şenlik ateşi yapak bari. He. Tövbe yarabbim araya konuşun şey yapak. Ya en son derece Nihal abla artık o dereceye gelecek yani. Geldim. O dereceye geldim. Yok yani. Şimdi eşyalar gelse o derece iyice geleceksin Nihal abla. Şu anda değil. Dur daha gelen giden yok. İşte belki sadece sakin ol dediği için şu an sakin durmaya çalışıyor. Aynen Belgin dediğini dinle sen sakin ol. Yüzün kuyruğuna geldi. Sen moralini bozma dedi. Çık evden onlar getirsinler dedi. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Hiç ağız dalaşına da girme dedi. Evet. Çünkü dedi artık onlar bizi anlayamaz dedi. Biz onları anlayamayız dedi. Aramızda kuşak farkı var dedi. En güzel. Getirsinler bir koysunlar ben dedi çözüm bulacağım dedi. 2-3 ay dedi. Bir sus annen dedi nasıl olsa 1 ay dedi şeyde kalacak. Çağatay'da kalacak. Benim derdim annemin bende kalmaması değil ki. Senin derdin benim eşyalar. Derdim eşyalar. Aynen. Ha eşyaları götürsünler oraya annem buraya gelsin. Aynen. Eşya fazlını yani. Aslında normalde o eşyalar bir kişilik, bir evlilik bir eşya olsa orada aynen. Çok rahat bir şekilde. 3 evlilik eşya var evde. Evde 3 evlilik eşya var. 3+1 koskoca eve yani Nihal abla şu anda sığmıyor. Neden? Normal sığmaması normal. Peki evin kaç odasını kullanıyorum? 2. Nihal abla kaç tarafı görmüyor musun ya? Kabile gibiler yani. Bak kaç kişi bir evde oturuyorlar. Onlar da aslında 3+1 ev. Tamam. Sen de 3+1 evsin. Kadın 3+1 evde tek kişi yaşayamıyor. Eve sığmıyor. Kaç tarafta kabile gibi yaşıyorlar. Ama çok da rahat yaşıyorlar. Ben yani sağım. Görüyorsun işte. O gün nasıl üstünden zıplaya zıplaya geçiyorduk evde. Evet. Orada bu burada hangisini nereye koyacaksın? Onu oraya mı yerleştireceksin derken bir sürü eşya. Ki Nihal abla çoğunu da eledi aslında. Elemese benim görmediğim bir sürü eledikleri var. Poşet doldurdum attım. Götürdüm çöpün yanına koydum. Ya ihtiyacı. İhtiyacı olan dedim. Alır oradan. Alır geçer dedim. Ama bitmiyor yani. Bitmiyor yani. Nihal ablaya eşyalar geldi. Şimdi bakalım ne kadar eşya gelecek. Ne kadar da gidecek. Şimdi annesinin görüştüğü Nihal abla da gidecekleri söyledi ama. Bir tane gidiyorsun, 3 tane yerine koyacaklar. Anlamıyorum ben ne olacak bu evin hali ya. Gerçekten fırlatsana. Dur fırlatayım bak, meraklı taze. Ah sen. Gel. İnşallah Nihal abla başta çıkacakları çıkartırlar da sonra alırlar. Yoksa iş karışır iyice bu iş. Çocukların işleri de zor be.
Senin çiçeklere bak. Yukarıda ne kadar güzel gözüküyor. Senin şeye baksana. Ne diyordun sen ona? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Evet, benim Mickey Mouse'um. Mickey Mouse kocaman oldu bak. Bir parçaydı. Üst kocaman oldu bak. Şöyle göstereyim. Oh. Ne herhalde eşyaları indiriyorlar. Ha tabii ilk önce indirip bir köşeye koyup. Benim karnım üstüne koysunuyor. Şeyler nasıl biliyor musun? Ha. Buzdolabı. Sebil geldi kız. Hadi yine iyisin, bir Sebil'in oldu. Benim şurayıdan dökeriz onun içine. Aynen. Oradan kullanırız. Nela da doğru kutular gidiyor değil mi? Bak buradasın. Senin eşyalar gitmesin. Şimdi ne indi? Buzdolabı indi. Çamaşır makinesi Sebil indi. Şu anda 3 parça indi. Evden de kutuladıkları gidecek eşyalara şu anda indi. Şey yapıyorlar. Arabaya taşıyorlar. Nihal ablacığım da burada. O ne ya? Burada. Nihal abla da buradan seyrediyor. Sinirini bozmaktansa burada beklemesi böyle daha mantıklı. Belgin de söylemiş zaten. İnşallah taşırken sen komşuna çık diye yani bana. Hadi geleceğiz şimdi. Evet doğru doğru. Yani birbirinize girip de kalbinizi kırmaktansa ne yalan da şöyle biraz uzak durun. Ben de duramayacağım. Ben de aynen. Doğru, sen haklısın o konuda. Anneciğin geldi. Eyvallah abi. Halından da olacaktı Nihal ablam sana deyip. Yanlışlıkla Nihal ablam halısını da götürüyorlar da. Biz balkondan bakınca durdular. Aldın mı anahtarını? Aldım aldım. Eşyaları yüklediler götürdüler. 3 parça da eşya koydular. Şimdi evin şeyine bakacağız. Yerleştirmişlerdir herhalde Nihal ablam. Zannetmiyorum. Tamam Nihal abla, koyacakları şekilde. Halı yine düştü değil mi? He? Daha mı yerleştirilecek bunlar şimdi? Tabii canım. Ha, aslında şu arkanın var ya. Şunları çekip bunlar eklenmesi tabii canım. Gerekiyor. Bunlar benim şeyler. Bunlar oraya dayanacak. Onu koyacağız. Bunu da üstüne koyacağız. Üstüne? He. Üstüne koymadan da kalsın. Orada üstüne şey yaparsın. Yer kaplayacak ama. Yer açılsın diye diyorum. Ha, şunları zaten onların üzerine onları, koyarsın. Onları alacağız zaten orada. Alacağız, bunun üstüne koyarsın. Tamam. Bir kısmını onun üstüne koyarsın. Orası işte nerede ne var bilmiyoruz ki. O saksılar zaten şeye yerleşecek. Banyodaki o toprakları koyduğumuz yer vardı ya. Onları saksıları bölüm bölüm ayıracağım. Hepsini iç içe. Anladım. Büyükten küçüğe iç içe koyduğum zaman yer açılmış olacak. Doğru. Ama hani bir şurası şeydi. Boşalsaydı şunu da koyalım, Netko'ya satalım. Koyalım. Nihal ablan akvaryum. Kaç litre kız bu akvaryum? Kaç litre bilmiyorum. 80 santim bu. Büyük bir akvaryum. Bunun motoru falan her şeyi var. Her şeyi var. Onu vereceğiz. Elektrikli şofbeni koyacağız. Şeye? Netko'ya. Netko'ya aynen. Bir de şeyi. Aspiratör. Aspiratörü. Aspiratörü de Nihal abla satacak. Ya evde durmaktansa satıp hiç olmazsa kendine bir ufak tefek de olsa bir harçlık olur. Aynen öyle. Hani Nihal abla iyi bak. Burası baya baya bu ufak tefekler gidince açılmış. Tabii tabii. Şimdi bunlar dediğin gibi bugün yapamayız da yarın. Yarın işim yok benim. Yarın öğleden önce bir işim var. Öğleden sonra istersen bunları arkaya beraber yükleriz. Ayağının kolunun durumuna bağlı Belgin. Herhalde bunu şunları arkadan çekip ben kendim bile itlerim yani. İçeceğiz bunu. Şunu ittirmesini ben de yaparım. Şunu da yaparım yani. Hani maksat seni şuraya açılsın. Sen bir rahatla yani. Tabii. Yarın bunları yapalım. Bugün değil de yarın mutlaka yapalım ama. Bunlar da çıkmış oldum arada. Bitti. Burası. Sebil'i koyarız şunun üstüne, olmazsa köşede durur. Şu Sebil kalkar.
Diğer bazı ufak tefek eşyaları şunun üstüne koyar geçeriz. Aynen öyle. Şunu koyarız. Şu da dediğin gibi çıkarsa. Şunu yarın unutturma. Ben bir fotoğrafını çekeyim. Evet. Retko'ya koyalım. Onu koyalım. O da çıksın arada. Ondan sonra çekerim buranın kapısını. Bir daha gözüm görmeyeyim. Dur sen şu halını da ben içeriye alayım. Diğer ablacığımın beklediği eşyaları sonunda geldi. Allah'tan çok fazla eşya gelmedi. Gerçekten kadın evi böyle şey gibi. Herkes yazıyor ya ev kur gibi evi var yani. İkinci el eşya satan bir yer gibi evi var diyorlar. İnanılmaz derecede tıka basa. Evet inanılmaz derecede tıka basa. Biz o eşyaları bir şekilde sadeleştirmeye çalışıyoruz. Ya da sadeleştirmekten hariç. Hani yani kullanım alanlarını daha ferah bir hale getirmeye çalışıyoruz ki diğer eşyaları da artık küçük odaya tıkmaya çalışıyoruz. O şekilde Nihal ablaya bir yer açmaya çalışıyoruz ama inşallah eşyalar bu şekilde kalır. 3 parça eşya geldi. O eşyaları da yerleştireceğiz inşallah. Hayırlısıyla yani itleyeceğiz. Yerlerine itleyip üstlerine diğer eşyaları koyup bir şekilde düzene sokmaya çalışacağız. Yani o da elimizden geldiğince. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. O eşyaların genelde çıkmasını yazıyor. Çıkmasını istiyor bazen. Çıkarsın, versin, satsın diyor ama eşyalar Nihal ablamın değil. Eşyalar kimin? Teyzesinin, annesinin ve dayısının. Şimdi onların eşyaları olduğu için tabii ki herhangi bir işlem yapamıyor. Nihal ablaya eşya olsa Nihal abla eşyaları 40 defa sattıydı. Nihal abla evde eşya bırakmaz. Çünkü Nihal abla gördüğünüz gibi tek başına yaşayan bir bayan ve yerlerde halı bile yok. Yani halı bile kullanmamaya gayret gösteriyor ki daha iyi. Temizlemesi kolay. Süpürüyorsunuz, siliyorsunuz. Daha rahat oluyor. Çünkü onun kolu biraz ister istemez rahatsız olduğundan dolayı çok fazla kuvvet harcamaması gerekiyor. Halıyı süpürürken tabii ki de biraz böyle bir kuvvet harcıyor ama bir fayans ya da parkeyi süpürürken o kadar bir kuvvet harcamadığından dolayı onun için temizlemesi daha kolay oluyor. Halısız bir şekilde tabii ki de. İnşallah eşyaların devamı gelmez diye ümit ediyoruz. Bu şekilde kalırsa yine bir şekilde bir yerleştirme, bir ayar, bir şeyler yapmaya çalışacağız artık ne diyeyim. Bildiğiniz gibi ben bugün avukatımla görüştüm. Avukatımla görüşmeye gittim artık. Avukatımla son görüşmeleri yapıyorum diyebilirim. Varsa son görüşme diyeyim. Artık neyin ne olacağını karar, yani neyin ne olacağına artık her şey son dönemece girdi ya. Siz o şekilde söyleyin. Artık her şey son dönemece girdi. Aslında bu son dönemece girmesine biz çok bile geç kaldık. Bundan bir 15-20 gün önce aslında bu şey olması gerekiyordu ama dediğim gibi sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Bildiğiniz gibi bayram arifesine gerekçeli kararım çıkmıştı. Bu gerekçeli karar çıktıktan sonra 15 gün içinde İstinafa gitme hakları vardı. Ama o gerekçeli kararı tebligatını benim avukatım yaptıktan sonra onların 15 günlük süresi başlıyormuş. Avukatım da diğer karşı tarafla görüşmüş. Bir anlaşmaya varalım. Bu işi uzatmayalım. Gerekçeli karar dedi. Teslim almadan demiş. Bir protokol imzalayalım demişler. Ona göre de bir anlaşma sağlayalım demişler. Ya ben kendi avukatımla da görüştüm. Yani istediğin kadar bir protokol imzala. Anlaşma yap. Yani karşı tarafın buna uyum sağlayacağını zannetmiyorum. Uyum sağlamayacağını biliyorum. Ben karşı tarafı tanıdığımdan dolayı. Bu sadece bizden zaman kazanıyor. Başka hiçbir şey. 5 gün, 10 gün, 20 gün. Ne kadar vakit kazanırsa artık o şekilde dedim. Ama ne yapalım? Biz yine de bir protokol imzalayalım. Bir protokolü hazırlayalım. Kendilerine gönderelim. Ona göre kabul ederlerse dedim. Ben de tamam dedim. İşte o protokolün hazırlanması, göndermesi, karşı taraftan cevap gelmesi bir 15-20 gün sürdü. Bir ay yakın bir süre sürdü yani. Ya bizim protokolde nelerimiz yazıyor? Benim mahkemenin bana verdiği tazminatlar ve haklar, onları ödeyecekleri. Tabii ki de biz boşanma davası açtığımızda ben karşı taraftaki evinin üzerine olan evin üzerine zaten tedbir koyduydum. Nafakalardan dolayı icra göndermiştim zaten. Nafakaları bildiğiniz gibi 2,5 seneden beri hiç ödemiyor. O icraya takiben de arabasını trafikten bağlatmıştım. Bu da bir süre önce bağlandı zaten. 2-3 yıl mı oldu herhalde? Çünkü o şekilde hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Yapmadığıyla gibi de. Yani yapmak gibi bir şey de yok. Teşebbüs de yok kendisine. Yani hani dese ki bana hani 10 liralık bir nafakan birikti. Ben sana 3 lira vereyim. 7 lira da ödemeye çalışacağım. Gibisinden bir teşebbüs de olmadığından dolayı artık ben ne dedim. Beni her şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlarsa. Ki sıkıştırmaya zaten çalışıyorlar. Durum bunu gösteriyor. Ben de sıkıştırırım dedim. Olmazsa araba bağlansın dedim. Çünkü araba çalışan bir insan için eli kolu ayağı. Yani bir iş yapıyorsunuz, bir işleri işletiyorsunuz tabii ki de bu sizin eliniz kolunuz ayağınız olduğundan dolayı. O yüzden de biz de arabaya bağlattıydık zaten. Haklı olaraktan. İşte biz protokolü araba işte evler tedbir koydu satılamaz diye. Arabalara tedbir koydu satılamaz diye. Arabanın üzerine bağlanma koyduğu trafikten çekilmiş bağlanmış.
Biz yazdık yani, bunların hepsini yazdık. Nafakalar, biriken nafakalardır, tazminatlardır, altınlardır. Onları bunları ödediği takdirde evin üzerindeki tedbiri ve arabanın üzerindeki yakalamayı kaldıracağız diye yazdık. Biz tabii ki haklı olarak da bu bizim evlatımız. Ve bir aylık bir süre verdik. Bu bir ay süre içinde bunların hepsini ödemesi lazım diye biz böyle bir protokol gönderdik. Ama bize protokolü geri olaraktan tekrar kendileri düzenleyerek gönderdiler. Evlerin üzerindeki tedbirlerin kalkması ve arabanın üzerindeki yakalamanın kalkmasını istediklerini ve 2 ay süre içerisinde ödeyeceklerini yazmışlar. Ama zaten yine benim dediğime geldiler. Çünkü şimdi yani onlar ödeme yapmadan tedbirlerin kalkmasını istiyorlar. Yakalamanın kalkmasını istiyorlar. Yani ben de güveniyor musunuz? Hayır, güvenmiyorum. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Çünkü ben evin üzerindeki tedbiri kaldırdığım anda ne olacağını az buçuk tahmin edebiliyorum. Arabanın üzerine yakalamanın kalktığı anda, tedbirin kalktığı anda onu da ne olacağını çok az buçuk bilen bir insan olduğundan dolayı kesinlikle ama kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bizim bir aylık koruduğumuz ödeme süresini 2'ye çıkardı. Ha, bir ayda bunların hepsini ödeyebilir mi? Yani benim tahminim ödeyemez. Ödesin ya ödemesin hiç umurumda değil yani. Çünkü 2,5 seneden beri bana 5 kuruş faydası yoksa yani hiçbir şekilde de 10 kuruş bana bir zararı dokunmasın. O yüzden ister ödesin ister ödemesin. O benim sorunum değil. Ben avukatıma da sordum. İstinafa mı gidecekler, gitsinler. Bu bir süre, bir zaman alır dedi. Bir sene daha bir zaman alır dedi bana avukatım. Biz o bir seneyi kaybetmeyelim dedi. Anlaşalım dedi açıkçası. Yani ben bir senede beklemeye razıyım. Ben bugün boşandıktan sonra yarın evleneceğim diye de bir şartım yok. Ya da benim bir acelem hiç yok dedi. Bir sene daha hiçbir şey alamazsın dedi. Bir sene daha hiçbir şey almayayım. Zaten 2,5 sene daha hiçbir şey almadım. 2,5 sene boyunca nasıl yaşadıysam ailemin desteğiyle kendi ayaklarımızın önüne durarak da ki ailem dedi zaten bekleyecekse bekleyelim. Biz elimizden gelen zaten her şeyi yaptık. Yüzdük kuyruğuna geldik. Bitirdik her şeyi anlamızın akıyla. Çünkü her şey benim açımdan daha iyi oldu. Ben şu anda artık sıkıntı şeyi olduğundan dolayı bekleriz dediler. Ben de beklerim. Hiç sıkıntı yok yani ben beklemeye razım. Bir sene mi bekleyeceğim? Bir sene bekleyeyim. İki sene mi bekleyeceğim? İki sene bekleyeyim. Ya zaten bu şeye girelim ki dedim ben yani ne diyeyim size. Hukuki işlemlerin başladığı sürece girelim. Bir sene beklenecekse bir sene bekleyelim. Çünkü hukuki işlemleri başlatmazsam bu sürece yine bekleyeceğiz. Yine bekletileceğiz. Hiç olmazsa o süreçte başlasın ki ben neyin ne zaman olacağını, neyin ne zaman sonuçlanacağını bileyim ki dedim. Ona göre de hareket ederiz dedim. Yani o şekilde avukatımla artık son kez konuştuk. Bundan sonra hiçbir şekilde anlaşma yok dedim. Ben anlaşmaya da yanaşmıyorum dedim. İstinaf süresini başlattıysanız dedim. İstinaf süresi yeleseye kadar. Yani ister itiraz etsinler, ister etmesinler. Ama karşı taraf edecek dedi. Etsin dedim. Benim için de önemli değil zaten o dedim. Benlikle bir sıkıntı yok dedim. Tamam o zaman dediler. O şekilde bir son kez görüşme yaptık artık. Buna göre bakalım artık 2 hafta sonra istinafa gidip gitmeyecekleri belli olacak. Bu da sonraki zaten süreci sizler de zaten belki benim gibi yaşayan arkadaşlar çoğu arkadaş da yaşamıştır eminim ki biliyordur. Bundan sonra yine bir bekleme süreci. Bundan sonra bir nadasa bırakıyorsunuz. Sonra tekrardan bir istinaf süresinden sonra mal paylaşın oydu boydu derken bayağı uzun bir süre. Yani 2,5 seneyi geçti. Boşanma davası açalım. İstinaf da sürse 3,5 seneye yakın. Yok mal paylaşımıydı, incikti, boncuktu derken herhalde bir 4,5-5 seneye bulacak diye düşünüyorum. Ben son mahkememe girerken de son celse görüleceği zaman boşanma mahkemesinde adliyede bir bayanla görüştüm. 15 seneden beri uğraşıyorum dedi. 15 senedir dedi. Yani bir yani boşandık ama dedi. Mal paylaşımını yapmıyor dedi. Mal paylaşımında sıkıntı çıkarıyor dedi. Hiçbir şey vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor dedi. Kendisi ikinci evliliğini yaptı. Ben bir bayanla görüştüm tabii ki de. Çocukları da oldu dedi. Bizim de çocuklarımız var dedi. İlgilenmediğini de zaten söyledi. Ama bir kuruş vermemek için dedi. Mal paylaşımında sürekli olarak ayak diretiyor dedi. Sürekli olarak bir şeyler yapıyor dedi. 15 seneden beri beni dedi süründürüyor açıkçası dedi kadın. 15 seneden beri dedi benim dedi avukatlara verdiğim para inan ki dedi. Ya sana ne söyleyeyim? Rahat bir ev alırdık yani dedi. Rahat bir ev alabilirdim ama dedi işte böyle dedi insanı süründürüyorlar dedi. Evlenirken çok güzel evleniyorsun. Tarihini alıyorsun, tarihlerini yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir saat içinde her şeyi bitiriyorsun ama boşanırken neden bu şekilde ayak direrler? Boşanırken neden bu kadar uzatırlar? Anlamıyorum. Sen hayatına devam et ki zaten hayatına devam ediyorsun. Bırak karşı tarafta hayatına devam etsin.
Herkes alacağını alsın, kenarıya çekilsin, önüne baksın. Bu şekilde ayak diretmenin, yani bu şekilde uzatmanın ne anlamı var? Hiç bilmiyorum ya. Allah herkese akıl fikir versin. Allah herkese bilmiyorum, hidayet versin diyorum yani bu konularda. Bunu ben sadece erkekler için söylemiyorum. Ben bunu bayanlar için de söylüyorum yani. Boşanırken diretmenin hiçbir anlamı yok. Ya boşanmaya karar verdiniz mi? Olmuyor mu? Bırakın ya. İki cihazede bitsin. Tek cihazede bitsin. Mal paylaşımı. Mal paylaşımı zaten ne olacağını zaten size hakim karar veriyor. Bunu siz kendi kafanıza göre karar vermiyorsunuz yani. Mal paylaşımı da yap. Git uzatma yani. Diye düşünüyorum ama öyle düşünmüyor tabii ki de. Neyse artık ben sizi çok fazla kafanıza şişirmeyeyim ve artık yavaş yavaş veda edeyim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.